dediğim gibi zaten potansiyeli bir oyuncu Roma tercih etmiş. Galatasaray'da gelirse, şartlar oluşursa. Yaz döneminde de adı geçmiş. Evet. Yine kiralık olarak geçmişten. O peki, zor tabii Mourinho ki. Mourinho transferi İtalya'dan. Evet. Onun adı geçiyor. O da alternatifler arasında. Hı-hı. O da çok kolay bir transfer değil. Çünkü talipleri var. Ama Galatasaray o transferde de yine devam ediyor. Godin'den daha önde, onu söyleyeyim. Aynen, Godin soracaktım. Godin transferi çok böyle şey değil. Önerildi. Sonuçta müthiş bir isim. Diego Godin'den bahsediyoruz. Tabii Inter'de yani forma şansı bulan isimlerden evet, biri. O yaşına rağmen yine fizik olarak kendine halen iyi bakan bir oyuncu. Ama Mourinho daha böyle önde giden bir isim gibi gözüküyor. Bir de tabii ki kimler gidecek? Şu anda ona bakmak lazım. Lines döndü. Lines'in bir yeri açılacak. Bir de Andone'nin durumu var. Andone'nin durumu Şubat sonu, Mart başı gibi gelecek olursa dondurulmayacak. Hala testleri yapılıyor. Eğer uzarsa Nisan ortasına kadar falan, onda da yine bir vedalaşma olabilir. Bunlar çok önemli detaylar. Çünkü bütün transfere bunlar yön verecek. Tabii Fransa 2. liginden bazı oyuncuların ismi geçiyordu. Forvet konusunda. Yani Galatasaray Fransa pazarına da sık sık bakıyor. Evet. Yani scout ekibi özellikle Fransa'dan daha önce de çok oyuncu getirdi. Galatasaray için orası da bir hani atletizm anlamında, bir dinamizm anlamında Fransa Ligi hem Lig 1 hem 2. Ligi bir pazar olabilir. Hani ondan da bahsetmek lazım. Çünkü Galatasaray'ın hızlı oyunculara ihtiyacı var. Kesinlikle. Sarakki mesela Leipzig kulübünde hızlı olmasa zaten oynayamaz. Avrupa'nın hız konusunda en çok ona hıza önem veren kulüplerinden, ekollerinden bir tanesi. O bir avantaj diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarlar şeyden çok sıkıldı. Ağır oyundan. Hani ikinci yarı daha hızlı, daha dinamik, daha iştahlı bir Galatasaray göreceğiz gibi görünüyor. Evet, çünkü Galatasaray'ın sol tarafı tamamen artık evet, şey evet. oldu. Sağda da Lines mesela, Mariano durumunu soracağım sana. Evet, yani Mariano konusunda ülkesine dönme durumu olabilir mi? Evet, yani Galatasaray'da şu anda ayrılığa en yakın iki isimden biri Mariano, diğeri Nagatomo. Hatta Nagatomo ile bugün yarın bekliyorum açıkçası. Vedalaştı değil mi Nagatomo yani, şeyde? Stat'tan çıkarken falan herkesle evet, vedalaşmış. Evet, dün antrenmandaydı. Müthiş zaten profesyonel bir oyuncu yani. Hani son ana kadar gelir, çalışır. Hoca da zaten sıklıkla vedalaşmak zorunda olduğumuz, çok güzel başarılar yakaladığımız bazı oyuncularla da istesek istemeyerek de Nagatomo'ya geçerdi. Tabii orada Nagatomo, Mariano konusunda da yine aynı şekilde. Ona da ya takım bulacak, bulamazsa eğer iyi bir sağ bek bulursa istediği doğrultuda Fatih'im, onda da yolları kalan ücretini ödeyerek yollar ayrılabilir. Peki Lines bir olur mu orada sence? Şu an olur. Antrenmanda nasıldı Lines'in durumu? Ya zaten Lines hep antrenmanlardaydı. Yani Lines hiç antrenman yani takımında belki, takımdan hiç ayrı çalışmadı. Evet, hani şey olarak böyle daha hırslı olabilir. Daha şimdi temposunu da arttı. Çünkü mutsuz bir Lines'ten şimdi mutlu bir Lines'e dönebilir. Kesinlikle. Şimdi müthiş profesyonel, aile yaşantısıyla, kendine bakmasıyla ben Lines'i hiç yüzü asık görmedim. Tribünlere gelirken mesela her maça geldi içerideki. Evet. Her maça geldi. Hatta bizim Onur Tuğrul Haber Global'de kontra programında dün Onur şey dedi. Birçok oyuncudan daha çok katıldı dedi. Kesinlikle. Maçlara. Kesinlikle. Hani oynamadığı maçlarda bile tribünde. Aynen öyle. Onur yani çok doğru bir evet, tespit. Hatta ben şey dedim. Aynı koltukta bile hep oturuyor. Orada bile istikrar var adamla koltuğunda. Hiç şey yapmadı. Ne kadar güzel küsmedi. Bir şey. Tabii ki büyük saygıyı hak ediyor. Tabii maç eksiği var Evren. Yani bunu şimdi iki tane hazırlık maçı yapacak Galatasaray devre arasında. Belek'te, onun da 11'inde. Orada hoca deneyecektir. Birkaç maç zorlanabilir Lines ama antrenman eksiği olmayan, mental olarak da kendini 6 ay boyunca iyi bakan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok ciddi sorun yaşamayacaktır Lines. Yani ilk alternatif o olabilir sağ bekle. Evet, olabilir. Yani Şener'le forma rekabetine girebilir. Evet. Orada çünkü bir sağ beke daha şey ayırmak, bütçe ayırmak Galatasaray'ı zorlayabilir. Ama tehlike şu, şimdi Mariano tamam çok kötü. Mariano performansı kötü, ortaları kötü, adam kovalayamıyor. Hızı kötü. Hepsi kötü ama sonuçta bir tecrübe var orada. Evet. Şimdi Lines'le Şener'e baktığında Lines 6 aydır oynamıyor. Şener 6 ayda kaç maç oynadı bakmak lazım. Bir de Galatasaray'a geldiğinden beri iki önemli sakatlık yaşadı Şener. Tabii. Yani iki defa
sakatlık dönemi geçirdi. Biri hazırlık kampında, evet. Biri sezon ortasında, yani ilk yarının ortalarına doğru. Ama şimdi iki oyuncuya güvenip sağ beki devam ettirmek, orada bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi, yani sen dedin ya, iyi bir sağ bek bulunursa. Evet. Bir arayış acaba olacak mı sağ bek konusunda? Çünkü yani, yerli de almanız şu lazım. Şu anda şöyle, Galatasaray net bir şekilde şunu söyleyeyim. Galatasaray, hı-hı, her bölgeye oyuncu bakıyor. Her bölgeye. Sadece bu Ocak için değil, yıl sonu için de. Yani Galatasaray bu transfer dönemi için oyuncu bakmıyor sadece. Hı-hı. Uzun süredir her bölgeye alternatif isimler bakıyor. Ve öyle bir sağ bek bulur ki Galatasaray maliyet ve gelecek açısından, hı-hı, kaçırmaması gerekirse alır. Yani öncelikleri bellidir Galatasaray'ın, fakat mesela Bursa Spor'dan İsmail Çokçalış var, 2000 doğumlu. Evet. Ben İsmail'in gelişimini 3-4 senedir yakından takip ediyorum. Biraz tekniği zayıf ama fiziksel kapasitesi çok iyi bir oyuncu. Aklıma direkt İsmail, evet, geldi mesela. Mesela böyle bir oyuncu bütçeye uygun olur. Gelecek vadede alırsınız. Ya, niye alınmasın ki? Ona göre sonra planlamanızı yaparsınız. Çünkü Galatasaray bütün değişimini sadece bu Ocak ayında da tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Tabii yetmez. Yetmez. Ne vakit yeter, ne çünkü bütçe çok yeter. Hatalar tabii yapıldı. Çok, yani inanılmaz. Yani çok hatalar yapıldı. Yaz aylarında herkes heveslendi. Biz de mesela futbol sever olarak dedik ki ya Enzonzi geldi, Seri geldi. Hani heyecan duyduk ama sonra bir baktık. Enzonzi çok iyi başladı. Evet. Ama Seri mesela hiç başlayamadı. Başlayamadı. Seri en son şey maçında, Antalya maçında Seri'yi gördük aslında. Herkes bir Seri yakalamasını bekliyordu ama Seri biraz Seri sonu oldu galiba. Transferde öyle gözüküyor. Yani gerçekleri söylemek öyle bir, lazım. Öyle bir paslar atıyordu ki Antalya, evet, maçında. Yani bir orada gördük Seri'yi. O da hani nispeten kolay maç diye düşünüyorum. Peki Seri Belhanda konusunu sorayım sana. Belhanda şu an benim bildiğim kulübe gelen resmi bir teklif yok ama sözlü olarak oyuncunun yoklandığını biliyorum. Evet. Ama oyuncu da burada hep mutluyum diyor. Fakat küfür de ediyor taraftara mutluyken. Evet. Ben anlam veremiyorum. Mutlu yani. Çünkü parasını çok net bir şekilde alıyor. Hı-hı. İyi bir kontratı var. Sekmiyor. Bir şekilde sürekli oynuyor. Yani. Evet. Mutlu ve olması 25 için 25 puan alınca Galatasaray 100 bin euro daha fazla. Tabii geçtiğimiz mesela sezon yine eski kulübüne Galatasaray para ödedi şampiyon, evet, oldu diye. Yani nasıl bir sözleşme? Mutlu olmaması için çok ne, hiçbir etken yok ki. İstediği gibi de küfür de ediyor. İki kere havaalanında, orada, burada. Havaalanı da etmiş, doğru. Evet, yani ilk mevzu değil ki. Yani Belhanda kaç maç sayabilirsin? Yani Belhanda'nın bir Trabzonspor maçı var. Türk Telekom'da çok iyi oynamıştı. Bir de geçen sene genel olarak performansı Mart'tan sonra, Mart-Mayıs arasını sayarım. Ama onun dışında yok. Yani yok. Yok. Gerçekten yok. Yani bir 10 numara, Galatasaray 10 numarası. Aldığı ücret belli, oynadığı, tabii, maç sayısı belli. Ortaya koyduğu performans belli. Şuna katılmıyorum. Fedakar, çenesi kırıldı, fedakarlık yaptı. Öyle bir fedakarlık yok ki. Yani çıktı yine oynadı, kötü oynadı. Yani yine maç başını da aldı. Yine yani hiçbir şey değişmedi. O fedakarlık, tabii, değildi. Fedakarlık öyleydi. Çıkarsın, oynarsın sonuna kadar. Kim fedakarlık yapmana da gerek kalmaz. Formanın hakkını verirsin. Sakatsan da kenarda oturursun. Yani orada Fatih Hoca'nın bence ilk yarıya dair yaptığı en büyük hata diyeyim. Belhanda'yı en azından hani göstermelik bile olsa birkaç hafta hem bu olaylardan uzak tutmak, hem de diğer oyunculara mesaj vermek adına kadro dışı bırakmaması oldu. Enzonzi mesela antrenmanı terk etti ya, sonra ceza aldı. Evet, evet, belki evet, o bile olmaz. Evet. Hani bir ya şey olur, örnek teşkil ederdi. Ya Galatasaray taraftarına küfreden bir oyuncu geldi, devam etti, hiçbir şey olmamış gibi. Para cezası da verilmedi bildiğim kadarıyla. Evet, kadar. Yok. Ben şunu net bir şekilde, eğer Enzonzi kadro dışı bırakılmışsa ya da kadroya alınmamışsa, Belhanda'nın iki kere aynı senaryo yaşaması gerekirdi. Çok net. Değil mi? Yani Belhanda'ya girmemesi tabii lazım o zaman. Yani öyle bakılması lazım. Ya ama o olay Galatasaray taraftarının gönlünde hala şeydir. Zaten bundan yaramış sonra Galatasaray taraftarıyla Belhanda'nın barışma ihtimali yok. Aynen. Yok yani. Yani çünkü herkes şunu bekledi. Tamam, hoca arkasında durdu. Hoca yine kendi kredisinden kullandı. Ama adam umurunda değil ki. Hani ben iyi oynayayım, kendimi göstereyim, taraftar beni affetsin kafasında bir oyuncu değil Belhanda. Gamsızlık da var. Umursamazlık yani var. Çok umurumda. Mesela koşu temposu, mesela atlet bir 10 numara, bunu kabul ediyorum. Hani Tudor döneminde şöyle olmuştu. Tudor'a dendi ki biz yani şunları getiriyoruz masaya.
Tudor Belhanda'yı tercih etti. Israr da etti. İlk istediği oyuncu Tudor'un Ndiaye'ydi.